Arkadaşlarımız Meryem, Çiğdem, Ünal'ın 3 yaşındaki bebeğimizin ölümüyle ilgili ilk günden bu yana programımıza yaşananlardan kısa bir bölüm hazırladı. Onunla başladım. Çünkü açıkçası dünden beri çok gözüm yaşlı. Bir tarafıyla o gözümün yaşlı olmasının nedeni gerçekten yaptığım işin önemini bir kez daha anlamam. Ama ikinci kısmı da 3 yaşındaki bir çocuğun, bir bebeğin yaşadıkları. Kim bilir nerelerde bebekler neler yaşıyor, ay, onu anlamam. Neden böyle konuşuyorsun Müge? Dün Melisa ile bir görüşme gerçekleştirdik ve Melisa o günle ilgili artık gerçekleri anlatmaya karar verdiğini söyledi. Bambaşka da şeyler anlatıyor. Şimdi az sonra canlı yayınımızda olacak Sabah gazetesi. Kuzey Ren Vesfalya temsilcisi İbrahim Taş'a çok teşekkür ediyorum. Anne Melisa'nın yanında görelim. Günaydın Melisa. Günaydın abla. Evet, bir sürü olaylar oldu. Sen yayına çıkmadığın süre içinde de seninle ilgili suçlamalar oldu. Sevgilin Recep'in anne ve babası bebeği senin öldürdüğünü iddia ettiler. Sense en baştan beri bir scooter olayından bahsediyordun. Şimdi o günü ben senin ağzından dinlemek istiyorum hiç vakit kaybetmeden. Evet, ben öncelikle herkesten öncelikle özür diliyorum. Ben her şeyi şimdi baştan sonuna kadar anlatmak istiyorum. Rica ediyorum herkes şu anda sussun, ben konuşmak istiyorum. O günü scooter olayı yoktu. Herkes susuyor, sen konuş. Bisiklet olayı da yoktu. Dur bir dakika. Ama. Bak, o gün scooter olayı yoktu diyor, dur. Ben o gün, Recep o gün evdeydi, hiçbir şekilde dışarı çıkmadı. Kanepeden düşme olayı ve hatta kanepede uyuyakalmış olayı hiçbir şekilde doğru değil. O günü ben Asya ile beraber çizgi film izliyordum. Benim kızım uyuyordu, Meryem. Meryem uyanarak ağlayarak benim yanıma geldi. Geldikten sonra ben ona sarılmaya çalıştım. Recep Meryem'i aldı, içeri gitti. Ağladı diye sus, ağlama, ağlama, sus diye bağırıp çağırıyordu Meryem'i. Ne yaptı sonra çocuğuma Meryem, benim baba ya? Yapma, baba ne yapma yaptı, diye söyle, bağırınca. Ondan sonra ben içeri gittim. Recep dedim, bu çocuğa ne yaptın? Ben Recep'in kollarında Meryem'i bayılmış bir şekilde gördüm. Cırıl cıplak bir şekilde gördüm. Sonra gitti Meryem'i suya tuttu. Kendine geldi, kendine geldi diye Meryem dedi bana. Sonra ben o esnada çığlık attım evde. Bağırdım, Recep dedim, bu çocuk niye bu hale geldi? Bu çocuğa ne yaptın dedim. Niye bu şekilde dedim. Çocuk hatta çıplak bir vaziyette gördüm. Ne yaptı bir çocuğuma, ne yaptı? Ne yaptı? Niye gelmiyorsun buraya? Gel, he, her şeyi anlat. Neden anneciğim, neden söyle bir. O kadar mı namussuzsun sen? Tamam. Anlatsın. Doğukan, tamam, otur bir anlatsın. Gel, anlatsın. Hadi. Anlaşsın sen de bir. Tamam, sahneyi koruyorsun. Tamam, hayır bir dakika. Sahneyi koruyorsun. Cıra cıplak diyorsun. Ayıp. Ayıp. Namussuz lan. Ayıp. Ayıp. Tamam annem, tamam. Ayıp. Sen bir dur, her şey. Benim yavrum, benim namusum, benim kızım, bebeğim, aşkım. Doğukan. Bu benim her şeyim. Tamam. Her şeyim. Ben yıkadım onu, ben mezara koydum. Baba kötü diyordun, dövdü diyordun. Baba dövdü mü? Baba seni dövdü, babası dövdü mü Meryem'in? Ben buralara kadar geldim. Yok ettiniz beni. Yok ettiniz beni. He, niye saklıyordunuz? Neden saklıyordunuz? Saklamayın, niye saklıyordunuz? Böyle caniler niye yaşıyor? Böyle caniler elini kolunu sallaya sallaya geziyor mesela. Ben seni çok güzel yaşattım değil mi? İstediğini bir, istediğini iki etmedim. Seni ülke, evet, ülke gezdirdim. Evet. Sana her şeyi yaptım. Aileni sen kendin sildin. Doğukan evliliğimizi yıkacak dedin. Ben dedim ki ne? Melisa annendir. Ben annemkille konuştuğum zaman üzülüyordun. Melisa annemkille konuşamam, evliliğimize müdahale ettirme değil mi? He? Meryem'ime kıydılar. Ben sinir hastası oldum bak. Ben bu şekilde yatamıyorum. Ben 4 gün uyku uyuyamıyorum. Uyumuyorum, biliyor ablalar biliyor, buradakiler biliyor. Uyumuyorum. Her gün kızım kefeni açık geliyor. Rüyama geliyor. Ben babayım baba. Ben gerçek babayım. Ay. Sen ama anne değilsin, örnek olunacak bir anne değilsin. Değilsin.
Ben sinir hastası ettim. Belki bu bola çözüldükten sonra ben... Şu alt yazara dikkat edin. Bir dakika, tamam. Biliyorum çok üzüldüğünü. Ben de inan, dünden beri böyle... Yani seni çok iyi anlıyorum. Ben de çok böyle Leyla Leyla geziyorum. Ne yalan söyleyeyim. Sabah yine gözyaşlarıma hakim olamadım. Onun cani çıksın ortaya. Melisa, lütfen bir daha bir kendine yer hakim olabilirsen... bir daha anlatabilir misin o günü? Rahmi Bey, siz de merak ediyordunuz ya niye biz bunu konuşuyoruz diye. Belki sizin için de güzel bir açıklama olacak. Melisa, evet, lütfen o günü bir daha anlat. Evet, evet, o günü de anlatacağım. O günden öncekini de anlatmak istiyorum. Anlat. Anlat. Tamam. Olurum. Şimdi bak, o günü bir anlat. O günü kızınla... kanepeden düşme olayı hiç... İyi misin? Hiç olmadı. Hiçbir şekilde. Yok abla, ben Asya'yla beraber çizgi film izliyordum. Sonra Meryem uyandıktan sonra yanıma geldi ağlayarak. Sonra Recep aldı, Meryem'i aldı, içeri götürdü ve Meryem'e bağırdı, yapma, etme, ağlama, sus, et. Sonra baba yapma, baba yapma diye bağırdı. Ben kalktım, yatak odasına gittim. Yatak odasında bayılmış bir şekilde Meryem'i Recep'in kucağında gördüm, çıplak bir şekilde. Ben orada çığlık attım, Recep bu çocuğa ne yaptın? Bu çocuk niye bu şekilde? Bu çocuk bu şekilde bayılamaz. Normal bir şey değil, durduk yere bayılamaz. Recep'in kullandığı bana cümle, ben oynuyordum. Kusura bakma dedim, bu oynamak değil dedim ya. Benim çocuğum durduk yere bayılamaz. Sonra gitti suyun altına tuttu. Soğuk suyun altına kendine geldi. Ben orada çığlık atıyorum. Anında dedim ambulansı çağırıyorsun dedim. Anında dedim hastaneye gidiyoruz dedim. Ben orada zaten yani yıkılmış bir vaziyetteydim. Ambulansla hastaneye gittim. Hastanede bile bana zorla dedirtti. Skuterden, bisikletten düştü diye diyeceksin. İfadeye gittiğimde bile polise Recep benim yanımdaydı. Bu şekilde anlatacaksın. Şu şekilde düştü, bu şekilde düştü diye anlatacaksın. Babası da birçok şahit oldu. Recep'in dövdüğünü, hatta babası da bile bana dedi, kızım dedi, bak dedi, bu oğlana dedi, çocuk mucuk emanet etme, yoksa bu çocuk onun elinde sonunda kalacak. Ben boşanma davası Melisa, açtıktan sonra ben... Melisa, ben senin her kötülüğüne rağmen şey yanında oldum. Baban buraya geldi. Niye sakladın? Baba deseydin, ben korkuyorum babacığım. Bu adam seni defalarca seni affetti bu adam. Senin de hatan oldu, benim de hatam oldu. Bu adam affetti. Bak buraya geldi varıyla, yoğuyla kaç aydır. Burada Melisa, senin çok güzel baban vardı. Annen izin vermedi Melisa. Bu adam bak ağlıyor gibi burada. Burada. Ya babacığım, kurban olayım deseydin. Tamam. Konuş. Niye anlatamadın Melisa babana ya da Doğukan'a? Beni konuşturmadı Recep, hiçbir şekilde konuşmamı istemedi. Ben hatta Almanya'ya geldikten sonra da ben Recep'in üstüne de gittim. Ben çocuğumun mezarına gidemiyorum dedim. Ben geleceğim dedim, Türkiye'ye dedim. Ne olursa olsun dedim, ben gelmek istiyorum dedim. Çocuğumun cenazesine gelmek istiyorum. Recep bana her türlü engel oldu. Recep dedi kesinlikle gelemezsin, edemezsin. Beni bir an önce buradan kurtar. Beni Almanya'ya bir an önce götür. Ben dayanamıyorum burada. Her şekilde bu lafları kullandı. Durmadan emesi kulağımdan gitmiyor. Vicdanım sızlıyor. Ben senin yüzüne bakamıyorum. Utanıyorum yüzüne bakmaya. Bunu aynı günü de söylediydi. Beni kurtar bir an önce. Almanya'ya getir bir an önce. Çocuk benim kollarımda bu şekilde oldu. Baba yapma diye. Baba yapma diye. Peki sen onu şimdi nasıl kurtaracaksın? Acele bir şekilde... Çocuğunu o şekle sokmuş. Beni bu işten kurtarırsan sadece sen kurtarırsın dedi. Sen de aşk içini kurtardın ya. Zaten onu kurtar. Çocuğunu öldürmüş, yeni çocuk yaparım diye mi kurtarmak istedin? Tamam Recep, annem verir 10 bin euro, 20 bin euro, seni kaçırırız mı ney? Sayın Müge Hanım... Efendim? Bir ilişki. Sayın Müge Hanım'ın sayesinde bu olay çıkmasaydı kurtaracaktın değil mi? He? Kurtaracaktın kesinlikle. Değil mi? Verecektin. Hayır. Yeni Meryem mi doğuracaktın? Ne yapacaktın ama Melisa? Sakin konuşuyorum ama. Ben zaten ama bu çocuğu da doğurmak istemiyorum. Hayır. Ben dün babama da söyledim. Tamam. Eğer Meryem'in katilinde dahilin varsa o çocuğu da zaten doğuramazsın. Çünkü katillik kanına bulaştı ya, o çocuğu da aldırırsın. Doğurmak istemiyorum derken aldırmayı düşünüyorsun. Katillik kanında var. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti.
hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.